Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Latöken borsasında KYC doğrulama işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağım. En sağ tarafta bulunan giriş veya kayıt olun sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde mail adresiniz gelecektir. Daha sonrasında devam et butonuna bastığımız zaman yine şifremizi gireceğiz. Daha sonra oturum aç dediğimizde ise SMS doğrulama gelecektir. Bu SMS doğrulama tabii ki daha öncesinde telefon numaranızı doğruladığınız takdirde gelecektir. Ben doğruladığım için şu anda SMS olarak güvenlikli bir biçimde geldi. Hemen gelen kodu yazıyorum sizlere. Evet, yazdık ve devam et butonuna tıkladık. Eğer ki telefonu yapmadıysanız mail adresinize gelecektir. Buradan en sağ üst taraftan profil sekmesine tıklıyoruz. Tekrardan profil dediğimiz takdirde böyle bir profil detayları ekranı gelecektir. Dediğim gibi burada cep numarasını kesinlikle onaylamanız gerekiyor. Şuradaki çark işaretine bastığınız zaman ise isterseniz bu bağlantıyı da kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bizim işimiz isim ve soy isim yazan kısma geliyoruz ve karşısında doğrulamaya geç seçeneği var. Oraya geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi bizden ikinci kademe başvuru formunu istiyor ve bunu da kişisel bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Şu anda isim, ad, soyad, vatandaşlık, cinsiyet, doğum tarihi olarak birinci aşama olarak kişisel bilgilerimizi yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Evet, bazı harflerde kabul etmeyecektir. Türkçe karakter kullanmayacağız. Buradan yine vatandaşlık kısmını seçeceğiz. Evet, seçtikten sonra cinsiyeti seçiyoruz ve doğum tarihini seçiyoruz. Daha sonrasında sonraki adım şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve buradan bizlere konut adresinin ülkesini soruyor. Yine aynı şekilde bu seçeneklerden tıklamanız gerekiyor. Diğer türlü elle yazarsanız olmuyor. Buralara şu anlık ben bu şekilde yazıyorum. Detaylı adresi siz doldurursunuz. Daha sonra posta adresine geliyoruz. Ve alt tarafta gördüğünüz gibi sonraki adım kısmı gelecektir. Sonraki adımı da tıkladıktan sonra üçüncü ve son kısma geleceğiz. Yani burada öz çekim ve kimlik denilen kısma geleceğiz. Burada yapmamız gerekenler çok basit. El yazısıyla kendiniz yazarak öncelikle kağıdın üst kısmına Latoken, alt tarafa da bu sisteme yükleyeceğiniz tarihi yazmanız gerekiyor. Mesela bugün itibariyle kaçsa onu da altına yazdık. Zaten şurada belirtiyor bakın. Büyük harflerle Latöken yazıyorsunuz ve bugünün tarihini içeren bir kısım yazacaksınız diyor. Arka plan nötr ve açık renkli olmalı diyor. Daha sonrasında yüklemek için bu alana bir resmi tıklayın veya yükleyin diyor. Üzerine tıkladığınızda zaten sizi yönlendirecektir. Buradan herhangi bir resmi tıklayın. Evet, buradan göstermelik olarak yine size bir tanesini tıklıyorum resim olarak. Tabii ki bu resim şuradaki kurallara uygun olmalı. Eğer ki bu seçenek yanlış olursa şu sağ taraftan yine silme şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonrasında kimliğinizin burada yine ön yüzünü yüklemeniz gerekiyor. Buradan tıklıyoruz. Tekrardan herhangi bir kimlik seçtim şu anda. Ve bu şekilde yüklenecektir. Ve burada doğru olduğu takdirde zaten yeşil yanacaktır. Yine sağ tarafta silme tuşu var. Buradan da isterseniz kimlik kartınızı seçebilirsiniz. Buradan tekrardan TC kimliğinizi yazıyorsunuz. Burası önemli. Düzenlenme tarihi olarak bir gün öncesini yazmanız gerekiyor. Evet, bu son kullanma tarihi çok önemli. Kimliklerinizde bulunan, şu alt kısımda bulunan, bakın şu kısımlarda bulunacak. Resim olarak da zaten şu an ekranda görüyorsunuz. O kısmı da buraya son kullanma tarihi olarak yazıyorsunuz. Ve buradaki sonraki adım kısmı aktif olacaktır. Oraya da tıkladıktan sonra artık onaylanmasını bekleyeceksiniz. Bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarımızı da mutlaka izleyin. Bununla ilgili daha videoların devamı da gelecektir. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.